Allah'ın tabii bazı kulları var. Duaları müstecap. Evet, duaları hakikaten müstecap. Mansur bin Ammar diye bir zattan bahsediliyor. Duası müstecap bir zatmış. Ve devamlı da böyle sohbet eder, vaaz eder. Vaazı da kalplere çok tesir edermiş. Ve o sohbetlerine gelen de böyle bir delikanlı var. Fakat delikanlı bir yerde hizmetkar olarak çalışıyor. Günlerden bir gün efendisi ve hizmetkar olarak çalıştığı adam da yani içki de içiyorlar ama kaderi onun yanında hizmet ediyor. Vermiş bu hizmetkarına 4 dirhem. Git demiş biraz şu 4 dirheme bir meyve al gel. O da demiş ki nasıl sonra meyveyi alacağım. Geçerken de bu Mansur bin Ammar'ın yanına bir uğrayayım. Yine herhalde Hazreti orada sohbet ediyormuş. 5-10 dakika sohbet dinler. Oradan da gider. Efendinin söylediğini alır götürürüm. Alacağımız bir meyve zaten. Tam sohbetin ortasında Hazretinin önüne birisi geliyor, kalkıyor ayağa. Yok mu diyor, bana bir, benim çok ihtiyacım var, bir 4 dirheme ihtiyacım var diyor. Mansur bin Ammar diyor ki, şu deli istek sahibine benim bir şeyim yok şu anda. Olsaydı ben verirdim. Ama diyor, şu adamı diyor, şuradan boş çevirmeyelim. Var mı diyor bu adama bir 4 dirhem verecek bir insan içinizde? Ben de ona umarım ki Allah kabul eder, 4 dua edeceğim diyor. Delikanlı hemen o aşkla unutuyor meyveyi filan. Ben veririm efendim diyor, 4 dirhemi veriyor. Hikaye bu. Peki diyor, değerden ama şimdi ne istiyorsun söyle bakalım. Sana 4 tane dua edeceğiz. Rabbim de kabul eder inşallah. Bir diyor, efendim diyor, efendim beni azat etsin, ben bu şeyden bıktım, köleyim ben. Azat eder inşallah diyor. İki diyor, ama ne güzel bir şey. İkincisi, 4 dirhemi verdim adama mahcup olacağım. Şimdi Allah bana bir 4 dirhem versin bir yerden. Allah sana verecek oğlum diyor. Verecek, merak etme. 3, Allah diyor benim efendiye tevbe nasip etsin. Bak, Allah benim efendiye tevbe nasip etsin, kendisini Allah'a döndürsün. Peki 4, bu zor ama diyor, Allah benim efendiyi de, beni de, sizi de, şu kavmin hepsini diyor Cenab-ı Hak affetsin, mağfiret etsin. Peki, onu da bir Allah kabul etsin. Ve ayrılıyor, gidiyor. Tamam diyor, sen git şimdi. Git şimdi sen. Biraz da gecikmiş. Diyor ki, niye geciktin oğlum diyor. Üstelik elinde boş, ben sana para vermiştim 4 dirhem. O da yok. Bizim meyveyi de getirmemişsin bak, biz kafaları bulduk. Vallahi efendi yok, kusura kalmayın diyor. Geçerken Mansur bin Ammar'ın yanına bir uğrayayım. O da diyor, ya yok mu şu 4 dirhem şu garibe verecek. Ondan sonra ben ona 4 dua edeyim dedi diyor. Neymiş o dualar diyor, söyle bakalım. Birinci duam diyor, ettim ki efendim beni azat etsin diye dua ettim diyor. Ettim oğlum diyor, hadi azatsın, bundan sonra köle falan değilsin. Peki ikinci duan? İkinci duamda diyor, 4 dirhemin yerine Allah bana 4 dirhem versin ki mahcup olmayın dedim diyor. Oğlum 4 dirhem değil, 4000 dirhem veriyorum sana dedi diyor. Allah kalbini çevirmiş. Üçüncü duan neydi diyor. Üçüncü duası da efendim tevbe etsin dedim diyor. Vay be diyor. Tevbe ediyorum diyor şimdi. Bundan sonra yok bu işler. Dördüncüsü neydi diyor. Allah efendimi de, beni de, Mansur bin Ammar'ı da, bu kavmi de mağfiret etsin diye istedim diyor. Evladım diyor, o artık o Allah'ın emrinde. Kusura kalma diyor, işini ben yaptım diyor. Ama diyor, mağfiret garantisi veremem. Allah'a ait bir hak diyor. Ve yatıyor. Kendisine rüyada bir sesleniyor. Ey kulum, sen kendi üstüne düşen 3 şeyi güzel yaptın. Zannediyor musun ki ben bana düşeni yapmayacağım? Seni de, Mansur bin Ammar'ı da, senin arkadaşını da, senin köleni de, hepsini beraber azat ettim diyor. Şimdi çok hoşuma gitti bu. Demek ki kul kendisine düşeni yaparsa, Rabbine tam tevekkül etsin dert yok. Şimdi bize ne düşüyor?
Bize güzel kulluk düşüyor kıymetli kardeşler. Evet, malımızla, canımızla, gecemizle, gündüzümüzle, tamam mı? Manevi yönümüzle bak, elhamdülillah güzel böyle Hüdayi'nin bahçesinde, Hüdayi'nin sofrasında oturmak. Böyle elhamdülillah Hüdayi camiasının içerisinde.